Birincisi üreten Türkiye. Üreten Türkiye'den başka şansımız yoktur. Demin Ahmet Bey cep telefonuna örnek verdi. Evet katma değeri yüksek bir üründür ve yurt dışında yaklaşık bin dolar civarında olan yani 8600 TL'si 9000 oldu şimdi civarında olan bir cihazı biz Türkiye'de bugün dokuz bin liraya satıyoruz, 18 bin liraya satıyoruz. Yani elin elin adamı üretiyor, ama üstad dünya bizi kıskanıyor lütfen. Kıskanıyor evet. Elin Badanlar adamı üretiyor, çalışıyor biz de evet. çok kazanıyor. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Kıskandırıyoruz işte. Yani şirket bunu üretiyor bu cep telefonunu. Bin dolara satıyor, yüz elli dolar para kazanıyor Senem Hanım. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler oturduğu yerden 965 dolar para kazanıyor her bir cep telefonu satışında. Yani adam üretiyor, 150 dolar kazanıyor. Benim hükümetim cep telefonunu getiriyor, bana satıyor ve benden 965 dolar para kazanıyor. Nasıl kıskanmasınlar? Vallahi kıskanıyorlar. Şimdi, e, demek ki üreten Türkiye. İki, kamuda israfın acilen, tasarruf. derhal bitmesi lazım. Tasarruftan, bakın şu anlaşılmasın. Vatandaş tasarruf yapacak anlaşılmasın. Hayır, ben onu Hayır Tam tersi. Hayır, vatandaşa şunu hep söylerler. CHP gelince tasarruf Vatandaşın yap. Vatandaş neyinden tasarruf? Zaten... Va tasarruf vatandaş herhalde. bıçak kemiğe dayanmış değil, delmiş geçmiş. Biz kamuda tasarruf. Yani o saray denilen yerden her gün 10 milyon Türk lirası harcanmayacak kardeşim. Bakın Türkiye çok kötü durumlar gördü. 1974'te biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımızda kötü durumdaydık. Herkes ambargo uyguladı mahvolduk ama zengini de mahvolmuştu, fakiri de mahvolmuştu. Türkiye kötü durumdaydı. Bugün öyle değil. Bugün saray her gün 10 milyonlara. Bakın 10 milyon Türk lirası her gün harcıyor. Ama benim vatandaşım aç. Kamuda israf edecek. İkincisi liyakat. Eğer bu ülkede biz liyakati getirmezsek, örneğin demin itiraz ettiğim gibi Ahmet Bey'in dediği gibi CHP geldiğinde liyakatsiz CHP'lileri bir yere getirmeye çalışırsa herhalde anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelir. Hayır kardeşim AK Partili ise tacı MHP'li ise, İYİ Partili ise, kimse kim, HDP'li ise umurumda değil. Bunun Yeter ki liyakat sahibi olsun o gelecek.